Alo. Selamünaleyküm. Aleykümselam Sayın Başkanım. Hocam ne var ne yok, iyi misin? İyiyiz başkanım, sağ olun, siz nasılsınız? İyiyim abdursun, sesim kötü geliyor, acıkmış gibisin, oruç tutuyor musun sen? Vallahi başkanım, yerlerde sürünüyorum hem. Ya oruç tutmak serbest mi sana? Bana yok, serbest etmez de işte, ben de bir inat ettik, yani tutak dedik. Seni iyi bir hocaya göndereyim o zaman diyorsun. Vallahi iyice okumuş bir hocaya gitmek lazım aslında. Yani bu işleri bilen bir hocaya göndererek de tavsiye etsin. Bu senin oraya gidip gelen arkadaş vardı, Yıldırım, hakim. Evet. Soyadı Bayrak mıydı onun? Evet. Tamam. Anladım abi. Vedat Ali ile arası nasıl bu arkadaşın? Kiminle? Vedat Ali ile. İyi değil şu anda. Nasıl iyi değil ya? Araf gazetesi bir yayın yapmış bugün. Yıldırım hızı ile durdurma kararı almış. Neyi? Bak, Taraf gazetesi, Sabah gazetesi. Vedat Ali ile ilgili, şeker fabrikası ile ilgili bir yayın yapmış. Hakim Yıldırım Bayrak, Yıldırım hızıyla durdurmuş bunu. Kardeşinin işi vardı, iyi ki yaptırmamışsın o zaman öyleyse biz bunun kardeşinin işini. Yapamadıydık gerçi de. Söyleyeyim mi? Söyle. Ya öyle şey değil, ahmiyet değil. O hatta kızıyordu geçen. Bunun avukatı Atilla mı? Atilla mı? Bir gelmişti odasında böyle bir şeyler bağırıp çağırıp bu şey yapıp duruyordu. Ben uyarayım onu o zaman. Olcay Tö'denen olanmış işte bunun avukatı. Yok yok, Olcay Tö değil. Şu Atilla diye bir oğlan varmış. Bir ateist, bir komünist bir oğlan. Bilmem Atilla kimisi. Ben uyarayım onu. Olcay Tö'nün ortağıymış zaten. He? Atilla da Olcay Tö'nün ortağıymış. Ha öyle mi? Ulan da Olcay Tö da ateist zaten. Ben tanımam şerefsiz de, ben o Atilla'yla bir benim nizam da oldu. Bir küfürleştik telefonda, beni mahkemeye verdi de. Canan Taraf gazetesinden aradılar da dediler ki böyle ya nasıl bir iş, hakim yargı nasıl çalışıyormuş dediler. Yani adam bugün müracaat etmiş. Hemen akşam yayın durdurma kararı almışlar. Ha. Hakim deyince Yıldırım Bayrak dedi. Lan bizim Yıldırım yani bize farklı konuşuyor. Kararları farklı çıkıyor. Yok yok, öyle olmaz. Ya ben uyarayım onu hemen ya. Sana sor bakalım niye böyle karar verdim diye. Ben hemen sorarım şimdi. Tamam hocam. Tamam, ben sana bilgi veririm abi. Tamam hocam. Peki. Hadi görüşürüz. Hadi, sağ ol. Alo. Başkanım selamun aleyküm. Barik selam hocam. Ne yaptın başkanım? Benim telefonum pili bittiydi. Aramışsın beni de. Aradım başkanım, çağırdım. Bahsettiğin arkadaşı. O diyor ki bak, iyice diyor okusunlar benim ne yazdığımı, ondan sonra bana diyor söylesinler diyor. Ben diyor kesinlikle yazıyı yayını mayını durdurmadım diyor. Eğer diyor anlamadıkları bir şey varsa yarın bana bir dilekçe versinler diyor. Ben onların diyor şeyini hemen diyor eğer diyor bilmedikleri bir şey varsa açıklayayım, izah edeyim diyor. Ben sadece şimdi diyor Ergenekon'un İç Anadolu kasası diye diyor başlık atmış diyor. Bu ileride kendilerine tazminat doğuracağı için bu tür başlıklar atarak yayın yapılması konusunda diyor şey yaptım diyor. Yoksa diyor ben ne yayınını durduracağım diyor. O Arap yayınını durdurduk diye şey yapmışlar. Hayır zaten. Abicim yanlış. Bana diyor yarın diyor gelsin avukatları diyor. Ben diyor izah edeyim diyor. Yazıyı Sabah gazetesi zaten itiraz etmiş. Ya işte yani ben diyor öyle bir yayın durdurma falan yok diyor.
Ben tamam. Sadece diyor, ben diyor bilmiyor musun beni diyor. Ben diyor mağazada diyor onunla bununla diyor evet hayır diye kavga eden bir adam diyor. Ben doğru işte ben şaşırdım mı oldu dedim. Ya bir yanlışlık var dedim. Mustafa Bey'in diyor bu işte o ilgilendiğini bilmiyor mu ki diyor yani. Ben diyor sadece tamam. İleride kendilerine diyor tazminat davası açılmasını önleyici tedbir verdim diyor. Tamam tamam. Şimdi o yazdı diyor o yayın diyor gittiği şekilde diyor tazminat davasına söz konusu olur diyor. Ya hayır adam tutanaklardan bakmış yazmış canım. Abi yok şey yapsın diyor. Yarın diyor bana gelsin avukatlar. Yani Ahmet'e erdi şeyin adamın İbrahim Şahin'in günlüklerinde geçiyormuş o. Abicim başlık atmış ya bu. He. Yani Ergenekon'un İç Anadolu kasası diye diyor başlık attığı zaman diyor bu adamlara diyor arkasından tazminat davası açılır diyor. Ben diyor kendilerine iyilik yaptım. Eğer bu iyilik diyor maraz doğuruyorsa diyor yarın gelsinler diyor ben istedikleri gibi vereyim diyor. Tamam abi anladım. Benim tamam, onlarla diyor uzaktan yakından bir alakam olamaz diyor. Sen beni bilmiyor musun diyor. Tamam hocam. Tamam hocam. Yarın kimi yarın ben açıyorum tarım. Abi? Ne söylüyorum ben onu. Tamam mı abicim? Tamam hocam. Peki. Ya benim hani şimdi sen bilmiyor musun benim olduğum yerde böyle bir arızayı nasıl yapacak? Tamam hocam. Ya geçen var ya bu olan bu şeyle bu MHP il başkanıyla mağazada birbirine girdi ya evet hayır konusunda ya. Siz geliyor mu MHP il başkanı yine dedik... senin oraya? He? Geliyor mu yine? Kim? İl başkanı olan. Yok ya bu Kayseri Park'a gelmişler işte bu benim mağazanın önünde bu şeyle karşılaşmış. Süleyman'la benimle küs. Daha ya